Onun için devletin buralara güçlü bir yardımıyla kısa sürede bunun yapılması gerekli bir şeyler. Önde bir değirme. Şimdi değirmeni filme alacağız. Yapın ya. Kim yapsın? İmkanlarımız yok. Bir kahve yapma imkan yok mu ya? Yok abiciğim. Herkes 200 bin lira versen olur gider bu işte. Ortak kahve olur mu ya? Bir yandan da kahve iyi değil yani. Tembelliğe sürüyor. Tabii. Biz en çok onun için yapmıyoruz zaten. Buyurun. Yani artist olacak mıyız şimdi? Yakında. Şuraya. Size bak şöyle bir oturturak bir çayımızı için. Şey yapayım şöyle tanıtayım. Kızılinde filan bakkal. Onun için dükkanına çekeyim ki. Kızılinde isminiz? Mehmet Soykan. Buralısınız. Bu Kızılinliyim. Kaç yıldır bu bakkallığı yapıyorsun? Ben 4 yıldır bu bakkallığı yapıyorum. Daha evvel mesleğin var mı? Herhangi bir daha evvel ben inşaatçıydım. İnşaatta artık usandım yani. Baktım sonsuz. Bu bakkallığa başladık köyümüze. Köyümüzün de bazı çok dertleri var. Yol sorunu var. Evet. 15 kilometrelik bir yol. Evet. Yılından beri yapılacak diyorlar. Birçok kişi araba alacak alamıyor. Sadece yol sorununda. Ben yolu da film aldım. Evet. Gerçekten. Ondan sonra su sorunumuz. Bu su sorunumuz. Su içen bir kişi muhakkak bir hastalık alıyor. Çünkü yukarıda baraj demek bir kaza şeklinde öyle bir köy kaza kurulmuş gibi. Oranın pisliği Fırat'a dökülüyor. Evet. O pisliği burada içen vatandaş yani hemen hemen dert alan bir kişi kalmıyor. O yüzden doktorluk olmayan kişi kalmıyor. Evet. Yani çok sorunumuz var. Daha kabasına peki ediyoruz. Bu çimentonun suyu da buraya karışıyor değil mi? Evet çimentonun suyu da karışıyor. Buraya karışıyor. Evet. O da mikrop saçıyor. Bütün köylerin tuvaleti gene buna bağlı. Yani elimizde gelen şeyde uğraşıyoruz. Ondan sonra arazi sulamalarımız var. O devletten evet. Beklediğimiz şey o. Şimdi burada bir yanlışlık görüyorum ben. Bak. Şimdi su akıyor, insanlar bakıyor. Evet. Şimdi
Burada bir motor kurulsa burası içme suyunu içilmez. Gerçekten tehlikeli. Arıtma. Beşiktaş'ta arazi suyuyla bir arıtma tesisi kurulsa, tamam mı? Filtreden geçerek temiz olmak suretiyle halk içer. Ama evet, bu yine de güvenilmez. Tamam. Ama arazi rahat sulanır bu suyla. Tamam. Mesela, da vereceğin suyu var. Şimdi arazilerimiz sulanıyor. Devlet mesela su çıkarmış araziye pompayla. Ha. Araziler sulanıyor. Ha. Yalnız sorunumuz su ve bir yol sorunumuz var. İçme suyu diyorsun. Ha, içme suyu. Ha. Arazilerimiz sulanıyor. Peki yani buraya su gelmiş diyorlar bu dağdan. Yeterli değil. Şimdi 5 gün akıyor, 10 gün akmıyor bu gelen su. O da akmadığı sürece Fırat'tan gidip içiyoruz. O pisliği yani bir derimize yerleştirmiş hastalık oluyoruz. Oluyor, hastalık oluyor. Tabii. Bu da büyük köy için büyük bir sorun olur yani. Ha, sen inşaatçıyım dedin evet de. Evet. Bu güzelinde herkes çok inşaatçılar var. Evet, hep inşaatçı. Yani hepsi de yani aslında mesleği değil. Mesleği ama değil. Ama bu Besliler bizim Besli halkı değil, atılgan. Evet. Şimdi sizde de bu atılganlık var. Yani her işi yapayım evet, diyorsun. Evet, evet. Bu yani bir yerde cesaret meselesi. Evet. Öyle ya şimdi tabii, tabii. Ben cincik boncuk, bende şimdi film var, akşam evet televizyon bulamadık. Orada Kızılınlar filmini aldım ben, bir iki müteahhitin. Yani cincik boncukla sattım, müteahhitliğe başladım. Evet. Yani evet, aslını da inkar etmiyor. Adamlar milyarlı olacak şu an. Ha. Yani seviniyoruz. Yani evet, bizim halkımız çalışkan, gerçekten evet çalışkan. Yalnız devlet hiç değilse biraz yardımcı olması evet gerekiyor. Devlette zaten ha biz o yardım bekliyoruz. Ha. Şu büyük, an bir güçlü yardım da değil. Çok evet ucuz bir yardım. Evet, ya evet. Pahalı bir şey de değil. Öncülük dahi yapsa yeterli. Öncülük. Tabii. Öncülük yapar. Şu an sontaj oluyor mesela bizim köye. O su eğer verilirse, yeterli su çıkarsa köyümüz bu su sorununu kurtarmış olacak. Tabii. Başka da bir derdimiz artık ufakta yani. Şimdi bu ben yola bakacağım. Bu oraya traktör dener, su dener. Bunun da çaresi çok. Yani bugünkü asırda yol yok demek yanlıştır. Evet. Böyle bir sorun dünyada kalktı artık. Ama şimdi bizde var. Kişi olarak bir kişi zaten güçsüz kalır. Yapamaz o yolu. Tabii. Devletin elini uzatması. İşte devletin gerek elini uzatacak. Tabii. Devlet elini uzatmadıktan sonra kişi, ben mesela kendi gücümü denesem yapamam. Yapamam. Ancak bir kendime göre bir oturacak, barınacak bir ev yapabilirim. Tabii. O tip yani şeyler yapamayız zaten. Peki, verdiğiniz bilgiden dolayı oldu, teşekkür ben ederim. Teşekkür sağ olun, var olun. Sağ olun, sağ olun.